Şimdi yapacağım gösteriye ben bir isim de buldum. Dedim kuru yemiş olsun. Nasıl egzantrik bir isim değil mi? Ama ondan değil. Dedim eğer aç gelen varsa doyurucu bir gösteri olsun. İyi de ben nereden bileyim erkeklerin yanlış anlayacağını. Faruk duydun mu? Fıstıklar da gelecek. Tabii canım geldiler. Hevesle içeri bir girdiler 80-90 yaşında hanımlar. Hayda bunlar kabukluymuş ya. Size biraz dedemden bahsedeyim. Benim dedem 72 yaşında. Böyle yaptığıma bakma. 72 yaşında. Bir oturdum akşama kadar haber seyrediyor. Bir şey söylemeye de gelmiyor. Haberim var diyor. Kumandayı da kimseye vermiyor. Bazen arıyoruz aha diyoruz. Dedem kuluçkaya yatmış. Bir gün kuluçkadan çektim kumandayı. Açtım maç seyrediyorum. Ben burayla çeker burayla seyrederim. Yalnız maç seyrediyorum hissediyorum. Bir şey de beni seyrediyor. Baktım dedem uyanmış. Uyanacak tabii. Yumurtasını aldık ya. Ne oldu dede? Ver kumandayı. Nasıl anlamadım? Çıkın önümden. Yo şaka. Ama sen hiç oturup dedeyle maç seyrettin mi? Spiker konuşuyor ya. Dedem durdan konuşuyor. Spiker anlatıyor. Deden cevaplıyor. Dedem cevap vermiyor. Baktım spiker bana bakıyor. Aha dedim. İhale bana kaldı. Maç başladı. Şimdi spiker anlatıyor. Evet topu aldı. Pas verdi. Üst üste paslaşma var. Evet takım yükleniyor. Bindirmeler yapıyor. Dedem dedi tövbe tövbe. Maçta yarı tıkanılaşmışız. Değiştir şunu. Bir de dedem her şeye çabuk sinirleniyor. Bir gün öksürdüm ama hapşurma gibi çıktı. Ben ne yapayım? Dedem döndü bana. O ne lan dedi karar ver. Şimdi sana çok yaşama diyelim geçmiş olsun diyelim. Benim kafam karıştı. Ama keşke...